Tanımadığı iki kişi tarafından el, ayak ve gözleri bağlanarak sürüsünden 45 büyükbaş hayvanla iki cep telefonunun gasp edildiğini söyledi. İddia üzerine çalışma başlatan polis başka ayak izi olmadığını belirleyince çobanın yalanı da ortaya çıktı. Eller ayağını bağladılar. Bir saatçi numa kaldılar. Ben inekler çıkarttılar. Elimi düzelttim, ayağımı bıçakla kestim. Anlattıklarının tek bir kelimesi bile doğru değildi. Çünkü bölgede ondan başka kimseye ait ayak izi yoktu. Gasp edildiğini öne süren çobanın yalanı yatsıyı görmedi. Kendi kesmiş olsa hani bu kadar düzgün kesebilir mi? Zor. Ben hiç görmem, uzları kafalı yani. Konya Selçuklu'da 5 aydan beri çobanlık yapan Afgan Feyzullah Amade polisi aradı ve gasp edildiğini söyledi. Elleri, ayakları ve gözlerini bağlayan soyguncuların sürüsündeki 54 büyükbaş hayvandan 45 tanesini götürdüğünü, gaspçıların kendisine ait iki cep telefonunu aldığını söyledi. Pantolonu attılar üstüne. Aslında şöyle tuttular. Birisi telefondan tuttu. Ellerini bağladı. Bulduğu bir bıçakla ipi keserek kurtulduğunu anlattı. Ama polisler ilk andan itibaren ondan şüphelenmeye başlamıştı. Az önce elde o yazdığı senaryoyu anlatırken dedektifler çevrede çalışma yaptı. Polis bölgede onun ayak izinden başka herhangi bir ize rastlamadı. Hayvanı alıp getmiş miyim, gittim bir ekşi daha var bir. Polisler onu biraz sıkıştırınca yalan söylediğini itiraf etti. 250 bin lira değerindeki 45 ineği kaybetmiş ve sahibine söylemekten korktuğu için bu yalanı uydurmuştu. Arazide yapılan aramada hayvanlar 5 kilometre ileride askeri bölgenin sınırında bulundu ve sahibine teslim edildi. Feyzullah Amade hakkında suç uydurmaktan işlem başlatıldı.